Hocam şu beni çok şaşırttı. Var olmayan bir şeyden Allah hani varlığının bilinmesini istemesi bile çok ilginç bir mevzu. Hani yalnız vücut sahibi o, vahdeti vücut düşüncesine göre yalnız vücut sahibi oysa o zaman yani hani olmayan bir şeyden hani onun ilmindeki ilmi sureti sonuçta evrensel kümenin içindeki daireler var hocam. A kümesi, B kümesi gibiyiz. Evet. Bizden varlığını istemesi çok ilginç bir şey hocam. Hani bizler hani sonuçta siz ayrı bir vücut sahibisiniz. Biz ayrı bir vücut sahibiz. Sonuçta birbirimizi karşılıklı olarak hani ne olduğunu, mutlak zatını idrak etme konusunda az çok idrak edebiliyoruz ama onun ilmindeki ilmi suret olmamız yok ol yani var olmadığımız için onu idrak etmemiz çok ilginç bir mevzu. Çok dediğiniz gibi Eyvallah. irade çok derin bir mevzu. Varlık ve yokluğu da şöyle algılayalım burada. Şimdi Allahu Teala'nın varlığa çıkarması meselesini Muhittin İbn Arabi Hazretleri Allah varlığı yokluğun yokluğundan halk etti der. Yokluğun yokluğu zaten varlıktır. Şimdi böyle bir ibaresi de geçer. Yani Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin müthiş tespitleri var yani. Gerçekten çok müthiş tespitleri var. Dolayısıyla biz hani yoktan var etmedi Allah. Yokluğun yokluğundan var etti. Yokluğun yokluğu da varlıktır der. Bu ne demektir? Allah'ın ilminde ilmi suret olarak biz zaten var idik. Allah ezeli, Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Zaten bütün bu mesele bu dört isminin içerisinde saklıdır bütün sırlar. Evveldir Allah, Allah evveldir. Ancak biz Allah'ın ilmi de Allah ile evvel olduğu için bu mertebeden bakın yanlış anlaşılmasın. Allah'ın ilmi de Allah'ın zatıyla birlikte evvel olduğu için, çünkü Allah'ın ilminin sonradan başladığı bir nokta yok. Allah'ın zatı nasıl ki evvel, evvel ismini kullanıyoruz. Başlangıcı yok. İlmi de kendi zatının bir özelliğidir. O zaman ilmi de evveldir. Ve Allah'ın ilmi de evvel olduğu için ve ilminde ilmi suretler olarak biz evvelden de var idik. Bu durumda biz zaten var idik. Nerede ama? Allah'ın ilminde. Allah'ın vücudi varlığı gibi bir varlığımız mevzu bahis değil. O manada yokuz tabii. Yokluktayız. Allah'ın vücudi varlığıyla kıyas edersek hiçbir şey varlıkta değil. Her şey yok. Zaten ayette buyurduğu gibi onun veçhinden başka her şey yok olucudur. Buyuruyor ya Allahu Teala. Bu manada yani bakış açımızı iyi tespit edelim. Doğru yerden bakalım yani. Allah'ın ilminde ezeli olarak vardık zaten. Ne zaman ki o ilminde ezeli varlığımızla o bilgiyi zuhur ettirmek istedi. Yani halk ettiği alemde açığa çıkarmak istedi. O zaman da bizi halk etti. Bu manada biz diyoruz ki yaratılış olarak kadimiz. Neye göre? Hani alemlerdeki yaratılışa göre kadimiz. Ama Allah'ın ilmindeki varlığımıza göre Allah yaratılışa göre özür dilerim. Allah'ın yarattığı zamana göre hadisiz, sonradanız, sonradan var olduk. Ama Allah'ın ilmindeki ezeli ilmindeki varoluşumuza göre meseleyi değerlendirdiğimizde o zaman da kadimiz diyoruz. Çünkü onun ilmiyle vardık. Bu manada yani Allah'ın zatının varlığı gibi bir şeyin başka hiçbir şeyde böyle bir varlıktan söz edilemez. İşte tevhid zaten bu demek yani. Sadece Allah'ın varlığı mevzu bahis. Zat diyoruz, zat. Tevhidi hakikat bu. Ancak Allah'ın varlığından bahsedilebilir. Peki Allahu Teala bu varlığından zati varlığını geçtik. İlmindeki ilmi suretler olarak halk ettiği varlıklarda kendisini bilinmesini istedi. Kendisi ne kadar bilinmesini istediyse biz zaten ancak o kadar bilebiliriz. Allah bize kendisini nasıl bildirdiyse öyle bilebiliriz. Kendimize müstakilen Allah'ı bilmeye yönelik bir dahlimiz olamaz. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Çünkü o zaman gene tevhid kalkar ortadan yani. Allah'a rağmen biz bir şeyler sarf edip de bir şey Allah'ı bilmeye yönelik bir şeyler kendi adımıza, kendi irademizle, kendi gücümüzle, kudretimizle yapıyoruz diye bir iddiada asla bulunamayız. Tevhid meselesini anlayan bir insan böyle bir iddiada bulunamaz. Burada ikinci Mustafa kardeşim senin dediğin yerde o ilginç gelen kısım Allah halk etmiş olduğu varlıklarda hayali varlıklar diyoruz biz buna. İlmindeki ilmi suretler diyoruz. Halk etmiş olduğu varlıklardan Allah'ı tanımalarını istiyor. Evet, bizim Allah'ı tanımamızı istiyor. Aslında bizim üzerimizden Allah'ı tanıyan bu mazhardan, bu pencereden tanıyan yine kendisi. Hak. Burayı iyi anlayın bakın. Hangi pencereden, hangi gözden bakıyorsa bakan haktır.
Ondan gayrısı zaten yok. Ama her pencere, her kalıp kendi isimler terkibinden oluştuğu için her kalıptan, pencereden bakıldığında Allah hakkında farklı farklı düşünceler oluşuyor. İşte zannî düşünceler oluşuyor. İşte bu noktada hiçbir kulun diğer bir kulla Allah'a dair bilgisi birebir örtüşmez. Mümkün değildir. Çünkü her kulun yaratılışı farklı olduğu için, her kulun isim terkibi farklı olduğu için o pencereden hak, her ne kadar bakan yine hak kendi kendini seyrediyorsa dahi o pencereden, o istidat dairesinden bakışla seyrettiği için, o veçheden diyelim ya da seyrettiği için gördüğü de farklı olacak. İşte onun için ben kulumun zannı üzereyim buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın, hakikatte her birimizin zannı üzeredir Allah-u Teala. Zanlarımız dahilindedir yani. Hakikati itibariyle bilemeyiz. Yine bu minvalde Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki Allah'ın zatına, zatını idrak ederek, yani hakiki tevhidi kastediyor, zatını idrak ederek Allah'a ibadet edenlerin sayısı çok azdır der. Kulların büyük bir çoğunluğu zannındaki Allah'a ibadet ederdir. Evet, bu bizim için de geçerli. Zannımızdaki Allah'a ibadet etmekteyiz. Ne kadar ilmimiz artarsa, Allah ne murad ettiyse, istidadımız, ayağını sabitemiz gereği, ne kadarını bize açarsa o kadar o zanlarımızın tortularından kurtulabilir, o kadar latifleşebilir o Allah hakkındaki ibadet ettiğimiz Allah hakkındaki o düşüncelerimiz, yine Allah'ın muradı ile ne kadar olacaksa o kadar olur. Meseleyi de, burayı da böyle izah etmiş olduk inşallah. Rabbim razı olsun hocam. Allah razı olsun. Gerçekten güzel açıkladınız. Eyvallah kardeşim.